Herkese merhabalar arkadaşlar. 44 Motor'la hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Malum kış geldi, dışarısı buz gibi kar var. MTOŞ'ta dışarı çıkamıyoruz. Bugünlerde eve hapsolmuş durumdayız. Wish uygulamasından birkaç ürün sipariş etmiştim ben MTOŞ için. Bununla ilgili hem kutu açılımını gerçekleştirelim. Aslında kutu açılımı yapmayacaktım. Direkt ürünlerin montajına geçecektim. Fakat bununla ilgili birçok yorum geliyor arkadaşlar bana. Wish uygulamasıyla ilgili bu söylentiyi nereden duyuyorsunuz bilmiyorum. Hani Wish ile benim herhangi bir ortak anlaşmam falan da yok, sponsorluğum falan da yok. O yüzden arkadaşlar herhangi bir şeyde ben bunu taraf tutarak yorum yapmıyorum. Dolandırıcı olduğu, ürünlerinin dandik olduğu söyleniliyor. Hem bu algıyı sizin üzerinize yıkmak için hem de birlikte bir kutu açılışını yapalım diye bu videoyu çekiyorum. Dilerseniz birlikte kutu açılımlarına hemen geçelim, daha da fazla zaman kaybetmeden. Ben aslında ürünleri açacaktım. Bunu ambalajını yırttım, kargo ambalajını, ama sonradan bu Wish'le ilgili gelen yorumlardan dolayı açılmayı bıraktım. Ve direkt videosunu çekmek istedim. Hem ürünleri birlikte açalım, nasıl paketlendiğine, nasıl gönderildiğine dair. Ve ürünlerle ilgili nasıl alabileceğiniz, nasıl ürünleri beğenmezseniz veya hoşunuza gitmezse veya arızalı çıkarsa nasıl iade edeceğinize dair biraz konuşalım. Bunu elimle yetmiştim tabi, şimdi görgüsüzlük olmasın diye makas getirdim. Bu alarmlı anahtar kilidi. Türkiye'de ne kadar şu an bilmiyorum. Burada da bayağı bir pahalı, bir 150-200 franka yakın bir ücreti var ama ben Wish'ten sadece 20 franka aldım. Bunun ambalajı pek güzel olmamış. Aslında sağlam gibi görünüyor ambalajı ama dediğim gibi konusunda menşeli Çin. Ama artık Çinliğin değil de arkadaşlar, hani öyle dandik ürünler de gelmiyor Çin'den. Çünkü Çin artık gerçekten dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda ilerliyor. Adamlar ilk başlarda tamam her şeyin taktiğini çakmasını yaptılar ama tam görgüsüzlük yaptılar. Ama şu anda çok çok kaliteli ürünler çıkarıyorlar. Abi ben makasla uğraşamam. Tamam ya, şu arasını sonra buradan çıkartırım bunu her türlü. Videoyu koyarım bir saat sonra diye. Şöyle bir bakayım sen. Evet arkadaşlar, ürün geldi. İşin komiği ne biliyor musunuz? Ben bu ürünü ikinci kez sipariş ediyorum aslında. İlk seferinde sadece kabloyu yanlışlıkla sipariş vermişim. Yani anahtar kilidi ve kablosu ayrı satılıyor. Bunların bildiğiniz gibi de kablosu var. Ben bunu sipariş verdiğimden beri sadece kablosunu sipariş vermiştim. Tabii onu yanlış sipariş verdiğim için iadesini aldım, parasını. Kablo içeride duruyor. Ürünleri geri göndermiyorsunuz kesinlikle. Çok çok pahalı bir ürün değilse. Şimdi de doğru ürünü sipariş ettik. Şöyle iki tane anahtarı var. Good. Evet arkadaşlar. Döküm demir sanırım bayağı sağlam. Hani daha öncesinden aldınız mı bilmiyorum ama yani normal bildiğimiz alarmlı disk kilidi. Alarmı şu an nasıl açılıyor, nasıl oluyor onu ben de bilmiyorum ama tabi bunu arkasını okuyarak anlayacağız. Ne diyor benim babam burada? Ha, çekip açıyoruz, içerisinde bataryası falan filan var şuradan. Neyse, hiç buna girmeyelim. Diğer ürüne geçelim arkadaşlar. Çünkü daha çok konuşacağız. Şu ürünü şöyle koyalım. Bu da arkadaşlar tahminimce tank slipper olayı için gidon kompresörü
sipariş etmiştim. Bu Türkiye'de yaklaşık bir 300-400 lira var sanırım. Burada da bayağı bir pahalı. Bir 300-350 frank falan, yani Türkiye'dekinden de pahalı aslında burada. Ama Wish'ten 35 frank aldım bunu da. Nereden açacağız şimdi bunu? Hani MT7'ye uyumlu mu onu bilmiyorum. Orada uyumlu olduğu yazıyordu. Ama MT'de nereye takacağım yani bilmiyorum. Bunu illaki deneyeceğim. Dediğim gibi eğer zaten M-Toş'u olmazsa direkt parasını geri iade alacağım bunu. Kaç tane poşeti? Hayır yani 60'tı. Çok poşetini mi çaldınız? Ne yaptınız? Tamam oğlum sen şurada dur ya. Tamam sen şurada dur sen. Sen kal oğlum. Bak bunun ambalajı güzel olmuş. Gerçi diğerini de fena değildi aslında. Sonuçta kırılacak şey içerisinde. Evet. Dediğim gibi ambalajı gayet güzel. Bu şekilde arkadaşlar paketlenmesi falan. Evet işte. Bunu bilenler zaten bilir arkadaşlar. Tanksizlik olayında Gido'nun ani hareketlerini engellemek için kullanılıyor. Yani bir nevi Gidon tokatlaması bu. Bayağı bir pahalı şu küçücük kompresör. Bayağı bir pahalı. Wish'ten ben bunu 35 franka aldım. Yani yaklaşık 300-350 TL'ye yakın, Türkiye'deki fiyatına yakın. Belki Türkiye'de daha da pahalıdır. Hani benim baktığım sitede belki ucuz olabilir. Yani bir nevi tokatlıyor arkadaşlar. O sarsıntıyı engelliyor. Çünkü tanksizlik kuralına girdiğiniz takdirde eğer çok profesyonel değilseniz, motorunuza gerçekten hakim değilseniz o an kontrolünüzü kaybedip ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu küçücük şey işte o olayı engelliyor. Allah yani buna ihtiyaç duymayı nasip etmesin, ama böyle bir sıkıntı yaşadığımızda da bu tabii ki büyük ölçüde koruyor. Da işte bunun bir de montajı var. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ürünler, yani şu an resimde gördüğüm neyse aynısı birebir yanmış yani. Gayet kaliteli. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ben yaklaşık 1 yıldır, 2 yıldır bu siteden full time alışveriş yapıyorum. Çok güzel ürünler aldım. Hatta bir önceki kaskımı da oradan almıştım. Ayakkabılarımı, eldivenlerimi, tulumlarıma kadar ben oradan aldım. Sadece kombiyi Avustralya'dan aldım. Ona göre kalan her şeyi, ben bütün motor ekipmanlarını Wish'ten sipariş ediyorum. Tabii ki beğenmediğim, arızalı çıkan ürünler oldu. Bazen gelmeyen ürünler oldu. Ama bunların hepsi arkadaşlar fiyat geri ödeme garantisi var. Hani ürününüz gelmedi mi? Yazıyorsunuz ürünüm gelmedi. Belirtilen tarihte ulaşmadı mi? 14 gün içerisinde paranızı iade ediyorlar. Ürün yanlış geldi, bozuk geldi. Bunu direkt resmini çekerek parasını yine 14 gün içerisinde iade alabiliyorsunuz ya da adresine, eğer çok pahalı bir şeyse, örnek veriyorum burada 150 franktan pahalı ürünlerde, bazı ürünlerde para iadesi yapmıyor, ürünü gönderin, paranızı iade edelim diyorlar. Diğer şekilde de paranızı iade ediyorlar, ürünü de sizden geri istemiyorlar, ürün sizde kalıyor. Mesela benim motor botlarım, bunlar bir numara küçük gelmişti. Ben 44 istedim, 43 geldi. Paramı iade ettiler, 80 frankı ve üründe bende kaldı. 80 frank da şu anda bir 600-700 Türk lirası falan yapıyor yani. Küçük bir meblağ değil. Yani diyeceksiniz ki ya nasıl kar ediyorlar ki? Herkes o zaman bozuk der, şunu der, bunu der, parasını iade eder. Ya adamlar zaten bu portföyle çalışıyorlar. Yani bunların nasıl söylenir arkadaşlar? Şirket profili, ilkeleri bu diyelim. Size bu şekilde çalışıyorlar. Bu şekilde bir
ürün pazarını oluşturmuşlar kendilerine. Sürümden kazanır dedim. Kaç kişi iade ediyor olabilir ki? Hani bizim Türklere kalırsa bu bayağı bir artar ama diğer ülkelere baktığınız takdirde hani gerçekten bir sıkıntı yoksa kimse sıkıntı var demiyor. Çünkü zaten ucuza alıyorsunuz. Güzel garantili ürünler de geliyor. Mesela Akrapov için ben egzozlarını görüyorum. Hani lisanssız bir şekilde. Hani 30-40 frank falan. Yani bu da bir 40 frankın 300-400 liraya falan gidiyor ki Akrapov için Tiger egzozu özellikle Türkiye'de 10 bin liradan fazla. Yani Türk parasıyla da işte en fazla 600-700 liradır ki yani onda bir fiyatına satılıyor. Dediğim gibi arkadaşlar ben linkini bir şey yine koyarım. Girip bakmak ücretsiz. Ki ücretsiz birçok ürün de var. Sadece kargo parasını ödüyorsunuz arkadaşlar. O şekilde ürünü alıyorsunuz. Girin bakın. Gerçekten ürünleri kaliteli. Çünkü dediğim gibi ihracat fazlası ürünler olduğu için yani birebir orijinalin ya kopyası ya da orijinalin ta kendisi geliyor. Bunları ayırt edebilirsiniz zaten arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Yine bu şekilde kutu açılımları olduğu takdirde bunların montajı olsun. Videolarını çekip ben sizlerle paylaşacağım. Sizlerden de küçük bir like'ınızı alacağım. İnşallah. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İnşallah karlar bir an önce erir ve bir an önce yollara döneriz tekrardan. Çünkü gerçekten yollarda buz ve kardan dolayı çıkmıyoruz. Çıkmayı çok istiyoruz oysa. Arkadaşlar dediğim gibi bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, altınıza o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz arkadaşlar videonun sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Ona tıklamayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.